Bırakın İzmir'i, Türkiye'miz dünyanın en aktif ikinci deprem kuşağında. Artı dünyamız hareket halinde. Sürekli nefes alıyor. Sürekli nefes alıp vermekten dolayı belli başlı kayaların, kayaçların sıkışıp genleşmesinden kaynaklı zaten bir enerji birikimi oluyor. Artı Afrika kıtası ve Arap levhası da ülkemizi alttan bastırdığı ve ittiğinden dolayı esasında bizim Anadolu kıtamız, Anadolu levhamız saat yönünün tersine doğru batı yönünde yılda 3-4 santim bir ilerleme kat ediyor. 3-4 santim ilerleme kat etmek de büyük tektonik levhalar arasındaki sıkışıklığı da artırdığından dolayı artık İzmir olsun, Ege bölgesi olsun, Türkiye olsun ve bu çevre, bu coğrafya olsun depremlerin gelişmesi, oluşması normal. Ama son 3-4 aya baktığımızda İzmir ve çevresinde ve Ege Denizi ve çevresindeki depremlerin arttığını gözlemliyoruz. Örnek veriyorum Mayıs ayından itibaren, pardon Eylül ayından itibaren baktığımızda Sisam Adası'nın güneyinde meydana gelen depremler, Kuşadası açıklarında meydana gelen depremler, 5 Kasım'da Buca'da meydana gelen deprem 4.9 büyüklüğünde gece yarısı hepimizi korkutan deprem, geçen haftalarda meydana gelen Midilli Adası'nın kuzeyinde, Çanakkale'de meydana gelen depremler sürekli hareket halinde olduğumuzu gösterdiğinden dolayı bizler her bu meydana gelen depremlerinde hem artçılarını, belli başlı artçılarını hem de ana şoklarını hissediyor olduk. Hissettikçe ne kadar fazla deprem yaşıyoruz diye de hep aklımıza bu soru geliyor. Ama belli başlı kuzeyinden güneyine kadar belli başlı meydana gelen depremlerin hepsine baktığımızda artçıları zaten bilimsel olarak olacak bir durum. Bunlar bazı depremlerde birkaç hafta süreceği gibi bazı depremlerde de birkaç ay sürebilecek durumları da var büyüklüğüne göre. Ondan dolayı bizler şu son zamanlarda meydana gelen depremleri ilk meydana gelen depremlerin artçıları olarak da yorumlayabiliriz. Bunlar herhangi bir şekilde daha büyük bir depremi tetikleyecek anlamında değildir. Veya daha büyük bir depremin öncüsü anlamına da gelmez. Ama dediğim gibi herhangi bir şekilde yıkıcılığı ve tehlikesi bulunmayan depremlerdir ve meydana gelen depremlerin artçılarıdır diyebiliriz. Deprem İzmir'de olacak mı acaba sorusunun ziyade depremler olduğu zaman bizler ne yapmalıyız sorusuna cevap vermemiz gerekiyor. Bu depremler bilimsel olarak gerçek ve bilimsel olarak da devam edeceğine göre vatandaş ayağı olsun, yerel belediyeler ayağı olsun, hükümet ya da devlet diyeyim, devlet veya büyükşehir ayağı olsun hepsinin kendi içerisinde bir yapması gereken görevler vardır. Bu piramit olarak düşünürsek bunun en altından yani vatandaşlarımızdan bizler ne yapabiliriz diye cevaplamamız gerekirse şimdi deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası diye 3 farklı bölgede 3 farklı başlık altında yapmamız gerekenleri söyleyebiliriz. Şimdi deprem öncesinde yapılması gereken tedbirler yapısal olmayan malzemeleri sabitlediğimiz sürece bizler depremle ilgili ilk tedbirleri almış oluyoruz. Yani yapısal olmayan malzemeler nedir? Duvar, döşeme, kolon, kirişler haricinde üzerimize deprem anında üzerimize düşüp bize zarar verecek tüm malzemeler yapısal olmayan malzemeler anlamına gelir. Ve maalesef de 99 depreminde hayatını vefat edenlerin %5'i maalesef yapısal olmayan malzemelerden dolayı hayatlarını kaybettiler. Ya bu çok ciddi bir orandır esasında. Şayet bu önlemi almış olsalardı o vatandaşlar yaşıyor olacaktı. Ondan dolayı vatandaşlar bu önlemi aldıkları sürece riski %50 oranında azaltacaklardı. Ve deprem anı hepimizin gerçekten ne yaptığını bilemediğimiz, korku panik içerisinde esasında bilinç ana geldik. İşte buradaki en önemli şey panik ve korkuyu bertaraf edip bastırıp sağlam eşyalara karşı hareket haline gidip, yani bunlar nedir sağlam eşya? Çamaşır makinesi, çelik konstrüksiyon vardır çünkü, bazalı yataklar, sandıkla içi eşya dolu veya gazete veya herhangi bir şekilde sandıklar ve sağlam eşyaların yanına deprem anında sırtımızı yan yaslayıp cenin pozisyonuna girdiğimiz sürece bizler hayat üçgenini oluşturabilecek bir pozisyona girmiş oluyoruz. Ondan dolayı depremi hissettiğimiz anda balkonlar, asansörler, merdivenlere gitmememiz gerekiyor. Çünkü bunlar inşaat, yani bir yapının en bağımsız olan bölgeleridir ve bir deprem anında ilk yıkılacak, hasar görecek yerlerdir. Tamamen depremi hissettiğimiz anda şayet 3-4 saniye içerisinde dışarı çıkacak ihtimalimiz yoksa, çünkü birinci deprem gelir, yani depremde ilk dalga gelir,
Bu yıkıcı bir özelliği yoktur. Düşey yöndedir. Zaten hepimiz deriz. Alttan bir vurdu deriz. Aradan 3-4 saniyede 4-5 saniye geçer. Merkez yani odak noktasından bulunduğumuz evin uzaklığına bağlı olarak. İşte o yıkıcılık özelliği yani S şeklinde hareket eder. Sağa sola doğru sallanmaya başlar. Ondan sonra yüzey dalgası gelir. O da burkularak bir şekilde hareket ettiğinden dolayı tamamen yıkıcılık özelliği gösterir. Ve bir hasar varsa yıkar geçer binayı. Ondan dolayı birinci dalgayla deprem dalgası ile ikinci deprem dalgası arasında geçen bu 200 saniyelik aradan bahsediyorum demin söylediğim. Şayet bu 200 saniye içerisinde dışarı gitme durumumuz varsa dışarı gidebiliriz. Ama apartmanın üst katlarındaysak ya da belli başlı bir binanın iç taraflarındaysak demin dediğim şekilde cenin pozisyonunda sağlam bir eşyaya sırtımızı yan basarak yan yaslanarak geçmesini beklememiz en doğru hareket olacaktır ve deprem bittikten sonra da kaçış koridorları yani geçiş koridorları güzergahında afet toplanma alanlarına doğru gidersek de bu da üçüncü aşama olarak en doğru hareket olacaktır. Yerel yönetimlerin en önemli misyonu denetimler. Yani denetim derken esasında oraya yani belediyelere gelen projeler, şimdi bir inşaat yapıldığı zaman ufacık bir barakada yapılsa, 43 katlı bir rezidansta yapılsa yapılacak gereken şeyler aynı. Değerlere göre tüm bu projeler tasarlanıyor. İşte o zemin etüt projelerini belediyelere sunduğumuz zaman ve ki zemin etüt projelerinin de jeoloji ve jeofizik mühendisleri tarafından hazırlanır. Jeofizik mühendisleri yer altındaki sismik dalgaları, elektrik dalgalarını yayarak veyahut da mikrotermal cihazıyla yerin hakim titreşim periyodunu elde ederek deprem anında o yapının, o zeminin nasıl hareket edeceğine dair parametreleri, dinamik parametreleri verir. Ki İnşaat mühendisi, müteahhit ya da tasarımcı der ki evet deprem anında zemin bu şekilde hareket ediyor, ben bu şekilde tasarlamalıyım der. Ama gerçekten doğru yorumladığı, yönetmeliklere göre uygun olup olmadığı veya mühendislik kaidelerine göre yapılıp yapılmadığının denetimleri de doğru olup olmadığında işte belediyeye gelen o zemin etüt raporlarında, denetleyen personele aittir. Ama maalesef İzmir gibi bir yerde 30 tane ilçemizde 7 tane jeofizik mühendisi istihdamı varken 23 adet maalesef belediyemizde jeofizik mühendisi istihdamı bulunmamakta. Yani bu da ne anlama geliyor? 23 tane belediyemizde herhangi bir şekilde yanlış hesaplanmış, yanlış gitmiş ve bu yanlış hesaplamalardan kaynaklı tasarlanan yapıyla bir depremde o bina hasar görür veya can veya mal kaybı meydana geldiği zaman sorumluluk tamamen şu anda belediyelerin üzerine girmiş olacak. Ufacık bir dokunuş nedir? Jeofizik mühendisi istihdamıyla bu riski tamamen ortadan kaldırmış olacak. Çevre Şehircilik tarafından hasar tespit komisyonu kuruldu ve bu hasar tespit komisyonu belli başlı ilçelerde özellikle Buca, Karşıyaka, Konak, Bayraklı, Bornova gibi ilçelerde tüm binaları, tüm yapıları inceledi ve az hasarlı, orta hasarlı ve ağır hasarlı yapılar ortaya çıktı. Esasında tüm ilçeleri inceledi. Çoğu ilçeyi bitirdi ama en önemli şeyler bunlardı. İlk başlıklı binalar yapılan çalışmalar bu ilçeler dedi. Daha sonra böyle bir şey çıktı, ortaya çıkmış oldu. Daha sonra Büyükşehir ile İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından bir protokol kapsamında Bayraklı'daki tüm yapılar incelenmeye başlandı. Ve şimdi de Bornova sınırları içerisinde aynı incelemeler devam etmekte. Bu da ne anlama geliyor? Yani gözlemsel bir inceleme var, evet. Ama artı Büyükşehir şu anda İzmir ve çevresinde çok büyük, geniş bir mikro bölgeleme çalışması yapıyor. Yani çok derin sondajlar, çok derin jeofizik çalışmalar, hem denize doğru da çalışmalar mevcut. Yani bir adım bir şeyler ilerliyor ama tabii bizler daha iyi olabilmekle ilgili önerilerimizi sunmakla mükellefiz. Nedir bunlardan bir tanesi? Son 30 yıla baktığımızda en yıkıcı, en kötü, en zor, en acı veren, en kötü deneyimleri gerçekleştiren bütün depremler denizlerdeki meydana gelen depremler olmuş. Ege Denizi'ndeki. Şimdi bizler Ege Denizi'ni incelersek, araştırırsak, faylarını, gömülü faylarından tut aktif faylarına kadar, o aktif fayların analizlerini yaparsak, geometrisini ortaya çıkartırsak gerçekten ne derecede daha tehlikeli olup olmadığını da inceleyebiliriz. Ama bu çalışmaya ait bir 9 Eylül Üniversitesi'ne ait sismik gemimiz var. Ama bu sismik gemimizi maalesef bu şekilde daha iyi bir şekilde şey yapamıyoruz, değerlendiremiyoruz maalesef.